o arkadaşımıza. Fenerbahçe, çok Fenerbahçe isim vardı, isme gerek yok. Yani mevzuyu anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray'ın içine gelen bilgi Fenerbahçe'nin bu seçimi yapacağı yönünde. 5-6 Haziran. Kalkıp Fenerbahçe'de de ertelerim, yok ederim, imha ederim falan durumu yok. Fenerbahçe için sen daha biliyorsun. Dolayısıyla o noktada Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndan seçim yapılabileceği Galatasaray'ın içine gelen bilgi. Burak Elmas Bey'in bir beyanı var. Onu da ileteyim hemen. Twitter hesabından paylaştı birkaç dakika evvel. Devlet organ yetki ve kararları adına niyet okuyarak yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin iptali söz konusu olamaz. Erteleme koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacaktır. Doğru demiş. Doğru. Çünkü bak tekrarlıyorum. Bu Türkiye'de Türkçe ile ilişkisi olmayan insanların ülkesi olduğu için Türkiye. İptal, erteleme ne bilmiyor insanlar. Mesela bir şeyi erteliyorsun, iptal ettiriyor. İptal başka, erteleme başka. Burak Bey, ben de o tweet var şu anda. Çok doğru bir şey söylemiş. Erteleme koşulları ve süreleri tüzüğümüz açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak. Yani iptal dediği anda seçimin bütün sattı mahallini ortadan kaldırıyorsun. Şimdi diyelim seçim Eylül'de olacak. Burak Bey yeniden liste verecek. Bir daha divana gidecek vesaire vesaire vesaire. O yüzden yapılması daha mantıklı gibi görünüyor. Ama gerçekten arkadaşlarımızın özellikle Galatasaray taraflarının anlayacağı bir dilde anlatırsak bu kaostan başka, bu akşam 20.15'te yapılan açıklamanın kaostan başka herhangi bir anlamı yoktur. Galatasaray'a zarar verilmiştir. Bu zarar bilgisizlik, kaos yaratma, hocayı gönderme ya da koltuk sevdası hangi sahikle yapılmış olursa olsun yanlıştır, eksiktir, hatalıdır ve finalde gayın ve sin zarar görecektir. Fakat Mustafa Bey ısrar kıyamet, inatla bunu anlamamakta ve anlatmamakta direniyor, ısrar ediyor. Bunu muhtemelen üyeler de dernekler masasına götürecektir, işte içişlerine götürecektir. Çünkü öyle bir hakkı doğuyor seçim süreci zamanında yapılmaması gibi. Ama ben şunu görüyorum, sanırım Mustafa Başkanı Burak Bey ve Metin Bey aday oldu değil mi? Evet. İkisi tatmin etmemiş. Çünkü ikisinin de bildiğim kadarıyla adayları hoca adayı Fatih Hoca. İkisinin de onları deklare ettiler. Belli ki Mustafa Bey, Mustafa Başkan süreci Eşref biraz uzatarak... Eşref Bey'in adayı da çok Fatih derim değil. Ama Eşref Bey liste olarak... Henüz vermedi henüz ama aday vermedi. Oluyor. Evet. Belli ki Mustafa Başkan burada kendi düşündüğü gibi bir irtibat kurduğu ya da devretmek istediği, seçimde desteklemek istediği bir figür var. Onun için bir zaman kazanıyor, süre açıyor. Çünkü seçimin yapılacağını kendisi de biliyor. Ya olur mu canım öyle şey, seçim yapmıyorum. Niye? Bence böyle. Bunun hiçbir gerekçesi altı dolu değil. Ya adaylar çok tatmin etmedi onu demek. İstediği şekilde altını doldur. Gerekçeler falan da çıkart. Ya kurala göre, kanuna göre yapamazsın bunu. Tabii yapamaz. Bir de sadece Mustafa Cengiz özelinde kalmayalım. Şimdi Mustafa Cengiz'in bir yönetim kurulu var değil mi? Bir kişi yani istifa etmiş. Yani iddia ediliyor yani. Hayır, bir kişi istifa etmiş. Emre Erdoğan Bey'in istifa ettiği bilgisi geldi bana. Bir de Mahmut Bey de bırakmıştı Mahmut zaten. Mahmut Bey de bırakmıştı falan. Ya diğerleri çıkıp söylemiyorlar mesela. Hiç hukukçu yok mu mesela yani yönetim mesela, kurulunda? Hiç hukukçu yok mu? Biz hayır, ne yapıyoruz hayır, demiyor. İddia şu zaten. Mustafa Cengiz Başkan tekrar aday olacak. Mevcut yönetim kurulundan birçok isim listede olmak istemiyor. Sayın Başkan da zaten listesini almak istemiyor. Ama Sayın Başkan'ın da listesi oluşmadı. Yani aslında benim anladığım kadarıyla Galatasaray'da mevcut yönetim kurulu da hiçbir konuda hemfikir değil. Galatasaray'da, zaten. Büyük... Galatasaray'da mevcut yönetim kurulu bundan 2 ay önce 3 kişiydi. Şu anda 1,5 kişi yahu. Sayın Mustafa Cengiz. Yanında da herhalde Kerhan saygıyla duran Sayın Yusuf Günay. Abdurrahim Albayrak görmüyor musunuz? Hangi deplasmanda otobüste fotoğraf veriyor? Bak, Galatasaray şaka makı son 4-5 maçında kazanıyor yani. Hangi maçtan sonra Abdurrahim Bey açıklamayı bu? Bak, ben yönetim anda, yokum demek. Şu anda mahallede arka bahçede top oynayacağız. Top benim. Alıyorum topumu. Oynamıyorum diyorum. Ama arsa buna topu size vermiyorum. Buna benziyor tamam mı? Oynamıyor. Mesela Ergin diyor ki Ergin oynayacak hayır sen oynayamazsın. Niye top benim? Bu ne abi? Top senin de değil ki burada. Hayır bu, onu söylemeye çalışıyorum. Ortak burası, parayla alınmış bir burası top var. Burası Galatasaray Spor Kulübü ya. Ne demek seçimi yapmıyorum? Neye göre yapmıyorsun? Ya şu söylenir. Çıkılır denir ki biz bugün devlet ki Mustafa Bey mülkiyeli olduğu için devlette onun yaştaşları şu anda önemli yerlerdedir. Biz bugün devletle konuştuk. Devletimizin de bu konuda tereddütleri var. Burada devletin D'si geçmiyor. Devletin de 17 Mayıs'ta ilişkili tereddütleri var. Biz de bu nedenle erteliyoruz. Bak Burak'ın ekran duruyor şu anda. Sevgili Burak Elmas dostumuzun harika bir Türkçesi var orada. Seçimin iptali tırnak içinde söz konusu olamaz. Erteleme koşulları da tüzükte vardır diyor. Yani iptal ve erteleme arasındaki farkın altını çiziyor sevgili Burak Elmas. Dolayısıyla bu noktada devletle konuştum değil mi? Tamam. Çünkü devlet diyecek ki Mustafa Cengiz'e İçişleri Bakanlığı bürokratı ya da Sayın Soylu diyecek ki
Ya Mustafa Başkan olmayacak galiba. Onu açıklamana anlarım onu. Derim ki ya devletin de kendine göre planı var. Nitekim 24 Mayıs kapanmanın uzatılması gibi konuşulan cümleler var. O da olabilir. O devletin işi, biz karışamayız. Ama sen burada kerhen, pardon sen burada re'sen diyorsun ki ben bu seçimi iptal ediyorum. Soru nasıl, cevap nasıl? Ben çok hukuk. Tüzüklerin çok delindiğini gördüm kulüplerde. Çok şahit oldum maddelerine ama ilk defa ben seçim yapmıyorumu ilk defa görüyorum ve şahit oluyorum. O kadar da değil canım. Ne demek seçim yapmıyorum yani? Tarih gelmiş, bunu ilk defa görüyorum ama yapılmama ihtimali yok bu seçimin. Ya ben de, bence de yapılacak bir şekilde de şunu anlamaya çalışıyorum. Hadi başkan basiretsizce bir açıklama yaptı ya da bir karar al diyelim. Ya bu adamın hiç mi eşi, yok, dostu, arkadaşı yok ya? Yok, bak en başta ailesine ben buradan tekrar sesleniyorum. Sayın Başkan çok saygın bir bürokrat. Galatasaray'da çok değerli hizmetler verdi. İki şampiyonluk aldı. Ailesi bile bence bu anlamda Galatasaray itirazına Sayın Başkan'ı söz geçiremiyor. Bu başka bir yere gitti artık. Başka bir duyguya gitti. Belki hastalığı da bu duyguyu tetikliyor. Yani bunun başka açıklaması yok. Bu ben koltuktan kalkmayacağım demektir. Ya bu nasıl ya, demokratik bir dünya, ülkede yaşıyoruz yani. Bak çok basit söylemleri var bunun. Mesela ben başkan çıkıp bugün açıklama yapsa ben Fatih Terim'le çalışmayacağım. Saygı duyarız. Ya Ünal Aysa da antrenmanda kovdu be. Bak Fatih Terim'le çalışmayacağım. Seçimi de şu 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 gerekçelerle bitti. Erteliyoruz. Ertelememiz gerekiyor. En fazla yanlış yaptı deriz. O kadar. Bu kadar ağır konuşamayız. Ama iptal ne demek şey abi? Ve başkan bugün basın toplantısı ya da bir açıklama yapacaktı değil mi? İptal oldu o. Dün mü bugün GSTV mü? GSTV çıkacaktı. Evet, çıkacaktı. Şey iptal oldu. Herhalde o konuda bir ikna edildi. Ama bu yazılı açıklama konusunda ikna edilemedi gibi görünüyor. Ama bunun elle tutulur bir yanı yok. Olur mu canım öyle şey? İkna seçim edilemedim. Acaba şöyle bir şey mi oldu ya? Başkanı GSTV çıkartmaktan vazgeçirdiler ama ha, oraya çıkartmıyoruz, ben de bu açıklamayı yaparım. Yani bir şey mi var acaba? Ya da Levent abi açıklamalar yaptı tabii. Levent Düzemen'e konuştu. Galatasaray, evet, var değil mi? Başkanı o belgelerle ilgili, o belgeler asılsız dedi. Galatasaray'ın adaylar makama, başkanlık makamına zarar veriyorlar. Mesele mevcut başkanı eleştirmekten çıktı. Başkanlık makamına artık zarar verilmeye başlandı dedi. Aday olmayı gözden geçiriyorum. Henüz karar vermedim dedi. Hakkıdır. Normal olabilir. Ama işte oradaki iddia şu. Demek ki o Sayın Başkan listesini hazırlamadı deniyor. Yetiştiremedi o zaman ya seçimi da, iptal etti. Ya da inşallah Levent abi, Levent Üzümen seyrediyor da katılır hatta, bize. Aslan ha. Levent abi ya. Biz... Levent abi yayınımıza hoş geldin. Hah, Aslan Levent. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi tabii olayı tam çözemedik açıkçası. İşin içinden çıkmaya çalışıyoruz. Sayın Burak Elmas'ın da açıklaması var. Böyle bir şey olamaz ve seçim yapılmalı, kimse iptal edemez diyor. Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabından da yapılmış bir paylaşım var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben de şaşırdım. Yani Galatasaray yönetiminin bu kararı almasına çok şaşırdım. Bu devletin aldığı bir karar değil ki iptal edilsin. Yani bence Galatasaray seçimi yapmalıdır diye düşünüyorum. Herkes hazırlığını yaptı. Listelerini